tuhaf dijital şovlar seyredip acayip hareketler yapıyorlar. Sonra çocuklar tek başlarına yurt dışına çıkmaktan söz ediyorlar ve Sadık buna hiçbir şey söylemiyor, izin veriyor. Perihan teyze, böyle bir zamanda yaşamak hiç hoş değil. Teknoloji değişmiş, insanlar işlerini hızlı yapmakta bizlere yaklaşmış ama Avrupalı bile olsalar eğitimsizlik bugünün insanına miras kalmış. Yozlaşmış, bozuk bir aile yapısı. Evet, tıpkı geldiğimiz zamanda kokusunu aldığımız gibi. Şimdi bu durumu düzeltmeye mi çalışırsın, yoksa dünyanın bu hale gelmesine engel olmaya mı? Bilmiyorum ama Periliçe ile konuşsak belki o bir şeyler yapabilir. Ah Betüş'cüm, Periliçe'nin de elinden bu sihri bozacak bir şey gelmiyor. Düzelse, bir düzelse annene çok ağır bir ceza verecek ama elinden bir şey gelmiyor işte. E onun elinden bir şey gelmiyorsa biz ne yapabiliriz ki? Biz sihirden bile güçlü bir fikir bulabiliriz. Düşün, anneni geri dönmeye ne zorlayabilir? Aşk. Taceddin'e duyduğu aşk, bunu mu kastediyorsun? Neden olmasın? Eğer babam annemi bu haliyle beğenmezse, terk ederse belki annem bütün bu yaptıklarından vazgeçebilir. Yaşa Betüş, bu harika bir fikir. Hadi gidelim. Hadi. Oh, neyse ki yalnız. Merhaba babacığım. Aa, merhaba. Hayırdır? Seni beni bırakıp gitmen için ikna etmeye geldiler. Ama tabii ki izin vermeyeceğim. Bizi mi izliyordun? Benim de senin kadar aklım var. Anne, lütfen artık bu saçmalıktan vazgeç. Hepimizi her şeyin berbat olduğu bir geleceğin içinde yaşatmaya, mahkum etmeye hakkın yok. Aa, bu Perihan'la benim aramdaki bir mesele. Ama sizi de alet ettiğim için gerçekten üzgünüm. Dudu! Dudu! Beni öldürme, şeyleri zorluyorsun! Abi. Ne yapacaksın ha? Ceza mı vereceksin, sihir mi yapacaksın? Yap, hepsini yap. Yeter ki sen de böyle kal. Hayatımda ilk defa karşında susuyorum. Susuyorum çünkü iyi perilerin yarından sonra da bana ihtiyaçları olacak. Susuyorum çünkü onları senin gibilerden korumak için susuyorum. Ama başına çok kötü işler açacağım. Haberin olsun. Çok kötü. İlk olarak sihirli küreni, sihirli aynanı alıyorum. Hadi Betüş, gidelim. Ne olmuş her şeye böyle? Her şey ne kadar değişmiş ve kolaylaşmış. Ay, bunu ben mi söylüyorum bir peri olarak? Evet, ben söylüyorum. Ben neden bir faniyle evlendim? Onların hayatları bana daha cazip geldiği için. Ama şimdi aralarında ne aile bağı kalmış, ne sevgi kalmış. İstedikleri her şeye kolayca ulaşıyorlar. Hiç cazip değil. Suzan bile bebeğinin durumunu öğrenmek için hiçbir heyecan çekmeyecek. Ayda bir, haftada bir doktora gitmek için dizlerin titrediği anı hiç yaşamayacak. Her şey elinin altında. Betüş neredesin? Buradayız. Ay. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Ben onları yatak odasına uyumaya devam etmeye gönderdim. Otursanıza. Annemi yarına kadar bu saçma sapan sihirden vazgeçirecek bir şey bulmamız lazım. Evet, bulmamız lazım. Ama ne bulmamız lazım? Aşk! Bak şimdi, ben ne diyorum biliyor musun? Annem şu anda berbat gözüküyor. Eğer babam onu reddederse bu sefer kahrından ölür, buna dayanamaz. Denedik hayatım, başaramadık, yakalandık. Bir dakika, bir dakika. Annemi bir defa da başka birine aşık edemez miyiz? Nasıl yani? Şöyle yani. Annemin ona bayılacağı ama adamın asla annemi beğenmeyeceği birine. Böylece annem de eskisi gibi görünmek için zamanda geriye gidecek. Betüş, sen bir dahisin kızım. Nasıl bir adam yaratalım? Bir dakika, bir düşüneyim. İşte böyle. Tam anneme göre biri. Şahane oldu. Thank you.
Merhaba Suzan. Hoş geldin Betüş. Bugün büyümüş mü? Hayır, dünküyle aynı. Ama herhalde akşam üzerine kadar bir milim daha büyüyebilir. Ay, bir gün bir çocuk doğurursam bunu bilmeyi asla istemem. Niye? Çünkü her ay doktora gidip çocuğun gelişimini izlemek çok heyecan verici. Bence çok eski kafalısın. Öyle mi düşünüyorsun? Bu arada sen yokken Perihan teyze aradı. Evet biliyorum. Bir arkadaşıyla kafeye gelecekler, ona haber vermek içindir. Ler? Evet, bir erkek arkadaşıyla burada olacak. Yoksa bir sevgili mi buldu? Hayır, adam bekar ama Perihan teyzenin sevgilisi değil. Sadece erkek arkadaşı. Bu arada annem uğradı mı? Geldi içeride. Yani görmeni isterim Betüş. Böyle gırtlağına kadar kapalı bir kıyafet giymiş. Sanki başından başka hiçbirini görmesini istemiyor gibi bir hali var. Şu halimize bak, şu etrafa bir bak. Bize ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım, bu fanilerin marifeti. Ben sadece sizi bu zamana getirdim. Çok mutsuzuz anne. Hele Perihan şu seçimi bir kaybetsin, geri gideceğiz. Ayrıca sen onu bırak da cevap ver bakalım. Perihan buraya kiminle geliyor? Bu hiç mantıklı değil. Çünkü Perihan'ın şu anda seçimleri takip etmek için, oyları takip etmek için Periliçe'nin yanında olması gerekir. Burada niye vakit öldürsün? Sayende seçimlerden de umutsuz anne. Onun için buraya gelip kafasını dağıtmak istiyor. Yani ortamdan uzaklaşacak. İşte sana bahsettiğim kafe burası. Kolay gelsin Suzancığım. Teşekkür ederim Perihan teyze. Ayol bu kılık ne böyle? Gırtlağa kadar giyinmek moda mı oldu yoksa? Artık yaşlandık. Hava soğuk, üşüyoruz. Beyefendi kim? Arkadaşım Taner. Öyle mi? Memnun oldum. Suzan ben de. Taner. Betüşler oradalar. Bu taraftan buyurun isterseniz. Hay hay. Merhaba Tuzucuğum. Arkadaşım Taner. Ben Dudu. Memnun oldum. Perihan, bu mide bulandırıcı hanımın yanında bulunmak zorunda mıyız? Neyin var Dudu? Yoksa Perihan seçimleri sana rağmen kazandı mı? Kaybettim. Aşık oldum ve kıllarım yüzünden aşkımı kaybettim. Ne? Aşık mı? Biri bana burada neler olup bittiğini söyleyecek mi? Neyse ki her şey yolunda. Merak etme babacığım, sana her şeyi anlatacağız. Ama şu kadarını bil ki ne annem gerçekten birine aşık ne de aşık olduğu kişi gerçek biri. İkisini de zamanda geriye dönebilmek için sihirle yaptık. Evet, şimdi acı çeken annemi ikna etmenin tam zamanı. Hadi, hadi. Bir şey anladımsa Arap olayım. Buna bir Arap az gelir. İki Arap olayım. Ne yapıyorsun Duducuğum? Şu senin arkadaşına kendimi beğendirmek için kıllarımdan kurtulmanın yollarını arıyorum. Böyle bir sihir olmadığını biliyorsun değil mi? Belki de gözümüzden kaçmıştır. Periliçe'nin gözünden kaçmayan sihri sen asla bulamazsın. Periliçe'nin bu durumumuzdan haberi var mı? Tabii ki var. Ve eğer bu yaptığın saçmalıklardan kurtulabilirsek anne, çok büyük bir ceza alacaksın. Umurumda bile değil. Seneler sonra ilk defa aşık oluyorum ve aşık olduğum kişi bana yüz vermiyor. Kim o? Nereden arkadaşım? Niye daha önce ben karşılaşmadım onunla? Duducuğum buralarda yaşamıyor. Çok uzaklardan geldi. Bir günlüğüne. Bu gece de gidecek. Nereye gidecek? Çok uzaklara. Geldiği yere. Benim seçimlerim için geldi. Sonuçlanır sonuçlanmaz da gidecek. Demek onu kendime aşık edebilmek için sadece birkaç saatim var.
Hayatım, onu kendine aşık edebileceğini hiç sanmıyorum. Hah, kıllarımdan kurtulup eski Dudu olduğum zaman hiçbir erkek bana karşı koyamaz. Evet ama arkadaşını bu hale getiren bir periye hiçbir erkek aşık olmaz. Kendinden bahsediyorsun herhalde. Evet, unutma o benim çok yakın arkadaşım. Anne boşuna uğraşma, o adam sana bakmaz. Bakar, bakacak. Babamı ne çabuk unuttun? Aşık oldum. Sen aşk nedir bilmez misin? Zaman 85 yıl geriye aksın. Ve Taner bir gün için yine burada olsun. Betüş, Betüş, Betüş. Efendim Beyhan teyze. Banyoda buluşalım mı? Tamam, hemen geliyorum. Beyhan teyze, sonunda eski haline dönmüşsün. Nihayet. Anneme mi gidiyorsun? Evet hayatım. Önce şu kıl tüy sihirini peri kitabından yok edeceğim. Sonra annenin sahte Taner'e duyduğu aşkı içinden çıkaracağım. Sonra da... Annemi periliçenin cezasına bırakacaksın. Evet hayatım. Sana son bir defa sormak istedim. Gönlün buna razı mı? Yani tabii annem olduğu için kabul etmek biraz zor ama... Hiçbir kötülük cezasız kalmamalı Beyhan teyze. Değil mi? Eda da aynı şeyi söyledi. O zaman ben gönlüm rahat gidiyorum. Bay bay hayatım. İyi şanslar canım. Sağ ol Betüş'cüğüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hayat renk.